programımız yayına hazırlanırken sezonun 5. yarışı olan Silverstone Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı. Yarışa 4. pozisyonda başlayan Hollandalı pilot yaptığı ataklarla liderliğe kadar çıktı. Yarış esnasında takımlar lastik sorunlarıyla da çok ciddi mücadele verdiler. Max Verstappen bu sezonki ilk kariyerinin 9. birinciliğini bu yarış sonunda elde etmiş oldu. İngiliz pilot Lewis Hamilton kendi evinde ancak 2. olabildi. Yarışa pole pozisyonda başlayan Valtteri Bottas ise 3. olarak podyuma çıktı. Kariyerinde 155. kez podyuma çıkan Lewis Hamilton, Michael Schumacher'in en fazla podyuma çıkan pilot rekorunu da bu yarışta egale etmiş oldu. Formula 1'de Lewis Hamilton ve Mercedes liderliklerini sürdürdü. Bakalım gelecek yarışlarda ne gibi sonuçlar göreceğiz. Dünya pistlerindeki temsilcimiz Ayhan Can Güven, İngiltere'de düzenlenen Porsche Super Cup'ta geçtiğimiz hafta 1. sırayı aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto desteğinde mücadele eden milli sporcu Ayhan Can Güven, Porsche Super Cup'ta sezonun 5. yarışını kazanmayı başardı. Tabii Ayhan Can Güven'in bu ilk birinciliği değildi. Sıralama turlarında en iyi zamanı kaydederek yarışa ilk cepten başlayan Ayhan Can, damalı bayrağın altından da ilk geçen pilot oldu. Ayhan Can, İngiltere'de birincilik kupasını alırken podyumda her zamanki gibi İstiklal Marşı'nı dinletti. Ayhan Can Güven, arzuladığı birinciliğe Silverstone pistinde ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Bu birinciliğin şampiyonluk umutlarını taze tutmasına vesile olduğunu anlatan Güven, "Bu birincilik bana her koşulda destek veren takıma ve Red Bull aileme armağan ediyorum" ifadelerini kullandı. Porsche Super Cup'ta sezon 15-16 Ağustos tarihlerinde İspanya'nın Barcelona kentinde koşulacak 6. ayak yarışlarıyla devam edecek. Bu yarışı çok daha detaylı şekilde önümüzdeki haftaki programımızda izleyebilirsiniz. GT4 European Series 2. ayak yarışı geçtiğimiz hafta sonu İtalya'nın Misano yarış pistinde gerçekleşti. Ülkemizi temsil eden Borusan Otomotiv Motorsport ekibi Misano'da gerçekleşen 2 yarıştan 2 ikincilik alarak bizleri gururlandırdı. 2. yarışın başlarında bir temas yaşayan İbrahim Okyay son sıraya gerileyince işi zora soktu. Takım arkadaşı Cem Bölükbaşı yarışın bitimine 3 dakika kala agresif sürüşüyle dikkatleri üzerine topladı. Cem Bölükbaşı önündeki rakibini hataya zorladı ve cesur bir atak sergileyerek geçti. Temsilcilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Ekibimizin bu yarışını önümüzdeki hafta daha geniş özet olarak yayınlayacağız. Bir Kayseri deplasmanı dönüşüydü. Kayseri Spor Galatasaray maçı anlatmıştım. Gece geç saatte eve geldim. Karnımda bir ağrı vardı. Sabah uyandığımda da ağrı devam ediyordu. Kuzenimi aradım, doktor Cem abi. Durumu anlattım. Gel seni bir muayene edeyim dedi. Gittim, muayene oldum. Küçük testler yaptılar. Problem acaba apandistimde miydi yoksa kum mu döküyordum? Biraz daha araştırmak gerekti. Bir tomografi çektiler ve sonucunda kolon duvarında kalınlaşma tespit ettiler. Bu pek iyiye işaret değildi. Biraz daha ayrıntılı bakılması gerekiyordu. Baktılar da ve 2 gün sonra doktorlar bana kolon kanseri olduğunu söylediler. Bir süredir kanser tedavisi gören arkadaşımız ve spor spikeri Emre Gönlüşen hayata gözlerini yumdu. 42 yaşındaki spikerin ölüm haberi sevenlerini ve iş arkadaşlarını yasa boğdu. Emre Gönlüşen kurgu, montaj, haber spikerliği ve müzik komedi gibi çeşitli programlar yapmıştır. Bu işi profesyonel anlamda yürütmek isteyen Emre Gönlüşen o dönem İtalya Ligi'ni yayınlayan TV8'de deneyimlerinden bahsederek mail atmıştır. Ve TV8 yönetimi tarafından kanala davet edilen Emre Gönlüşen ayağının tozuyla Inter Milan maçını anlatmış ve beğenilince resmen işe başlamıştır. Emre Gönlüşen, D-Sport, Telesport, NTV Spor ve Beyin Sports ile yayın hayatını devam ettirmiştir. Spor tutkusu haricinde sıkı bir müzik takipçisi olan Gönlüşen, Beatles ve Rolling Stones hayranıydı. Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Emre Gönlüşen, 9 Ağustos 2020'de hayata gözlerini yumdu. Emre Gönlüşen'e Allah'tan rahmet, geride kalan kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.